Son dönemi değil, bu sezonun formsuz, beklentilerin çok dışındaki ismi Elvind. Tam tersine geçtiğimiz sezon pek formda olmayan Taldrin ise inanılmaz formda. Yani ikisi, Taldrin ve Elvind belki de League of Legends sahnesinin en köklü, en bilinen üst koridor oyuncuları. Evet. Taldrin formsuzluktan inanılmaz bir forma gelmişken ve şu anda liginin belki de en iyi üst koridoru konumundayken Elvind ise bayağı kötü bir dönem geçiriyor şu anda. Bakalım ne olacak. Ama esas tabii dikkatler biraz orta koridorda olacak. Yasaklamalar geliyor. Sejuani, Gragas, Kalista tabii. Kalista otomatikman yasaklandı. Pedro'nun en iyi şampiyonu. Ve Move'a da Sejuani yasaklaması. Çünkü Move artık Sejuani ile galibiyeti getirebildiğini kanıtladı. Aynen. Thresh yasaklandı. Elise yasaklandı. Şimdi Zac, Maokai, Cho'Gath kaldı. Öncelikli şampiyonlar ve Caitlyn tabii. Ve Alistar yasaklaması geldi. Alistar da son dönemde çok yükselişe geçen bir şampiyon. Özellikle Mokka gibi her şampiyon aynı seviyede oynayabilen bir oyuncuya bırakmak istemiyorsunuz. Aynen öyle. Jarvan. Jarvan'a bu kadar öncelik vermek... Aslında mantıksız bulmuyorum çünkü Taldrin'in de en çok oynadığı şampiyon. Evet. Elvind'in de en çok oynadığı şampiyon ve Elvind'in gerçekten iyi oynadığı bir şampiyon. Evet ve Elvind genelde o hiper tankları oynamayı da hiç sevmiyor. Evet ve son dönemde Elvind'in kötü performansına rağmen ya da düşen performansına rağmen ne zaman Jarvan'ı alsa maçta çok büyük etki bıraktığını gördük. Zaten düştüğü zaman onun rahat edeceği bir, yani düştüyken onun rahat edeceği bir şampiyon olmak daha iyi fikir. Ama tabii bu otomatikman Caitlyn'i ve Maokai Cho'Gath ikilisinden ve Zac üçlüsünden, daha doğrusu o üçünden birini bırakmak anlamına geliyor. Gerçi diğer ikisinden birini alabilirler. Evet, bakalım Cho'Gath tercihi gelecek mi burada? Ben Zac gelecek diye düşünüyorum. Zac şu anda seçtiler. Zac geldi. Çünkü Move Zac de bayağı başarılı. Mojito da Zac'i pek sevmiyordu. Aslında bu kadar erken almalarına gerek yoktu ama Zac'i aldılar. Şimdi Cho'Gath, Maokai'den ikisinden biri veya ikisini birden kurum bu rotasyonda alacağını tahmin ediyoruz. Bakalım, Mojito da belli ki şu an ekrandan gördüğümüz üzere Lilush'la konuşmaya devam ediyor. Ama onlar Rek'Sai'ye daha önce var. Böylece Cho'Gath, Maokai'yi tamamen pas geçiyorlar anladığımız kadarıyla. Ve Nehun Orianna'yı alıp Frozen'ın Orianna almasını da engelledi böylece. Evet ve Nehun'un Orianna'sını daha ligin ilk maçından hatırlıyoruz. İlk serisinden. Bao Supermassive'e karşı oynadığı oyunla. Şimdi Frozen ekranlara geliyor. Nehun, Frozen'dan iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum demişti. Frozen'da gel bekliyorum demişti. Bakalım bu Nehun'un ikinci şansı. Frozen'ın ise... Gel Baron önü gel demiş. Frozen'ın da buradaki üstünlüğünü kanıtlamak için fırsatı, ikinci fırsatı olacak. Ve Kled geldi. Kled gerçekten çok çok alışmanız gereken bir şampiyon o Sky mekaniklerine. Taldrin oynuyor da Jarvan'a karşı bakalım neler yapacak göreceğiz. Şimdi ikinci yasaklama bölümüne girdik. Destekler odaklı. Tabii Fenerbahçe Caitlyn'le başa çıkacak nişancıları yasaklamak isteyecek. Madness'ı çok zor durumda bıraktılar tabii. Hem karşısında Caitlyn var hem de şimdi ikinci yasaklama şeyinde Varus'u ortadan kaldırarak Caitlyn koridor aşamasında sorun yaşadığı bütün şampiyonları silecekler muhtemelen. Ki Caitlyn'e sorun çıkartan şampiyon yok neredeyse. Evet. Syndra. Acaba bir Tristana yasaklaması gelir mi? Ben onu merak ediyorum. Madness'ın eskiden de çok oynadığı bir şampiyondu. Bence Tristana bir de rahat, güvenli bir şampiyon olduğu için almayı tercih edecektir. Tristana da yasaklaması zaten iyice köşeye sıkışır ve evet, geldi. Evet, Tristana geldi. Bu Madness'ın koridorda biraz ayrı denilince Ashe almaya zorunda bırakacak galiba. Ya da Jhin. Jhin de alabilir. Muhtemelen Jhin alacaktır. 3 saniyesi kaldı Krug'un son yasaklama için. Onlar da orta koridor şampiyonunu yasaklıyorlar ama tabii Frozen'ın şampiyon havuzunu azaltmak diye bir şey söz konusu. Talia'yı da yasakladılar. Tabii mantıklı bir yasaklama Frozen'a karşı. Pades'in de yüzü gülüyor bu yasaklamanın ardından. Hatta 1907 Fenerbahçe'de birçok kişinin yüzü gülüyor. Bakalım 1907 Fenerbahçe ikinci seçim aşamasına hangi şampiyonla başlayacak? Leblanc. Diyorsun. Yani olabilir. Corki geldi. Daha çok yönünü şampiyona yöneldiler. Bu arada desteklerle kimse ilgilenmiyor. Şimdi burada bir... Kog'Maw çıktı bu arada. Kog'Maw çıktı da...
Olabilir. Kogmau. Ya onu koruyacak bir destek aldıktan sonra Orianna da var ellerinde ama Zaya'ya Zaya döndü. Daha iyi. Zaya Rakan daha iyi. Madness Zaya'yı aldı. Bakalım Rakan da gelecek mi Mokka'dan? Ki çok da iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesi Rakan. Rakan veya Zeki uzak tutmak için şey lazım. Yani Zek ve Kled hızla gelirken onları dışarı tutmak lazım. O yüzden Rakan gibi savaş başlatma değil, savaştan çıkma mekaniği olan. Muhtemelen Janna olabilir ki Janna'yı kilitledi galiba. Evet, evet Janna kilitlendi. Braum da olabilirdi aslında. Ama Janna'yı tercih... Janna biraz daha böyle güvenli, şöyle, biraz daha bütün takıma yardım edebilen bir şampiyon. Ve savaşın çok dışında durmak istediklerini gösteriyor. Braum en azından savaşı yönlendirmek açısından daha iyiydi. Savaşın, yani istemedikleri savaşa durmayacaklar. Zaten Kled ve Zeki uzakta tutacak şampiyon çok önemli. Janna da bunların en önemlisi belki de. Ve Japone'yi bir kere daha karma oynarken göreceğiz bu mücadelede. O da yalnız alt çok taraf, iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesi. Alt tarafta baya baya bir şey, kadınlar ligi var. Bir tane erkek falan girmemiş oraya. Baksana Zaya, Janna, Karma, Caitlyn. Nerede? Nerede abicim şeyler falan? Ne mi? Varus, Marus. Yani bayağı da bir Varus'un baskın, ayrı bir konu, baskın gelmediği sürece alt koridorda çok skor çıkacağını sanmıyorum ben. Yani bir şey olacağını sanmıyorum pek. Daha çok minyon biçmeye yönelik olacaktır. Hocam öyle deme. Kadınlar kızdı mı çok daha erkeklerden beter kavga ediyorlar. Doğru her diyorsun şey gerçi. Doğru diyorsun. Her şey olur alt koridorda. Ben asıl yukarıdaki birebirleri çok merak ediyorum şu anda. Yani Taldrin ile Elwynd arasında hem de ikisinin de böyle birebirde etkili olabilen şampiyonları almış olması. Erken aşamada bir şey olmaz ama orada. Evet, erken aşamada çok şey olmaz. 6. seviyede ama zaten koridorlarında kalacaklar. Kled ama delidir o, belli olmaz Kled'in ne yapacağı. Gerçi Taldrin genelde koridor aşamasını çok agresif oynamayı sevmiyor. Evet. O daha zaten Taldrin oyuna çok makro baktığı için tabii ki fırsat varsa değerlendirir ama o koridor aşamasını daha bir geçiş aşaması olarak görüyor. Ya Taldrin'in son dönemde birebirlerde biraz yaptığı hareketlerde, hesaplamalarda sıkıntı yaşadığını gördük birazcık. Ama takım savaşlarında da tam tersine dediğin gibi çok daha fazla etki yapabildiğini gördük. O yüzden birebirlerde biraz kaçınabilir belki Elwynd'e karşı. Yalnız birebirde normal şartlarda Elwynd'e karşı biraz daha kaçınması, biraz daha nasıl derler, defansif oynaması makul. Ama son dönemdeki Elwynd eski Elwynd gibi değil. Evet. Bayağı dökülüyor yani performansı. Bakalım ama yani seçtikleri şampiyonlara baktığımız zaman yani erken çok baskı kuracak şampiyonlar. Kled biraz daha baskılı tabii şey 6 öncesi, ulti öncesi. 6 olduktan sonra Jarvan'ın baskısı artar. Ama buraya orman desteği gelmeden pek skor çıkacağını zannetmiyorum ben hata yapılmadığı sürece. Ve mücadeleye geçiş yapıyoruz. Şampiyonluk Ligi'nin son serisi 2017 yaz mevsiminde gerçekten üst sıralar son maça kaldı ve Şampiyonluk Ligi tarihinde ilk kez oluyor bu. Yani sihirli üst sırada ilk 3 sıra bu mücadeleyle belli olacak. Aynen öyle. Çok çok kritik bir maç. Hatta 4 sıra bile diyebiliriz. Tie break ihtimali de var. Tie break ihtimaliyle beraber Team Aurora'nın sırasını bile etki edebilir bu mücadele. Fenerbahçe ama en güzel ilk Fenerbahçe'nin durumu ya. Daha doğrusu aslında iki tane var. Fenerbahçe kazanırsa 1, beraber kalırsa 2, kaybederse 3. Crew kazanırsa 2, beraber kalırsa 3, kaybederse 4 olma ihtimali var. Evet. Tiebreak. 4 için tiebreak önce. Tabii izleyicilerimize de hemen hatırlatalım. Eğer bu seriyi 1907 Fenerbahçe 2-0 kazanırsa bir mücadele daha izleyeceğiz. O da Oyun 4 Crew ile Team Aurora arasındaki tiebreak, yani eşitlik bozucu mücadele. Bu yani arada, bugün maç sayısının 5'e çıkma ihtimali var. Şunu hatırlatalım yalnız. Oyun 4 Crew ligde maç kaybetmeyen tek takım. Evet. Yani, şu ana kadar sadece galibiyet ve beraberliği var. Namağlupler dediğim vallahi gibi. Valla galibiyetleri de bayağı paso berabere kalıyorlar. ...1907 Fenerbahçe... ...liderlik için çok büyük bir avantaja sahip şu an. Bütün ipler onların elinde. Az önceki maçta... ...Bao Supermassive'in elindeydi o ipler ama Galacticos... ...beklenen sürprizi yapıp... ...bir birlik beraberliği koparmayı başarınca... ...bir anda her şey artık... ...1907 Fenerbahçe'nin elinde oldu. İşte kabiliyetleri de görüyoruz. Karma tabii... ...mantralı içindeki alev atarak... Öndeki minyonlara ciddi hasar, çok çabuk erken bir seviye olmak için koridor kontrolüne geçirmek için yapılmış bir strateji o. Ki zaten anında rakip kuleyi yapıştırdılar bile.
ve Madness'ın da 2 tane minyon kaçırmasını sağladılar. Gerçi Pedin de 2 minyon kaçırmış ama Japone'nin burada rakibi çok fazla dürtmeye çalışacağını görüyoruz net bir biçimde. Mu bu arada biraz fazla hasar almış kırmızı güçlendirmeyi almaya çalışırken. Ama canını toparlayacaktır. Yani çarp atmasına rağmen bu kadar fazla hasar almış olması çok beklendik bir şey değil. Bu arada Pedin ve Japone koridoru o kadar çok ittirdi ki Yampiri'ye geçe almaya gittiler. Ne güzelmiş ya. İşte koridor kontrolü ele, koridor kontrolünü ele geçirmenin o kadar önemli yan etkileri ve yan avantajları oluyor ki. Yalnız ilk baskın. Üst koridora gelebilir şu anda. Mojito üçlü çalıda bekliyor. Taldrin'in bir hamle yapmasını bekliyor. Bakalım Taldrin orada ayı oltasını kullandı. Hemen buraya geldi Elvin. Bir de Mojito sıçrayla geldi. Taldrin zor durumda. İlkan geliyor mu burada? Son vuruş. Elvin sıçrayla orada İlkan almayı başardı. Alt koridorda da takaslar devam ediyor. Japone burada agresif oynuyor. Tutuşturu kullandı. Madness kaçmaya çalışıyor. Japone'nin düz vuruşu yetmedi. Pedin arkadan yardım edemeyince Madness'ı düşürmeyi başaramadı. 1907 Fenerbahçe İlkan böylece karşılıksız kaldı. Ve tutuştur da kullanmış oldular. Bitkinliği kullanmak zorunda bile hissetmedim Oka. Ya da şifayı kullanmak zorunda bile hissetmedim Madness. Ama bu koridorun kontrolü tamamen Fenerbahçe cephesinde. Karma'nın erken aşamadaki etkisi bunlara yol açıyor tabii. Evet. Ama şimdi işte o tutuşturun kullanılmış olmasının avantajıyla Mojito belki buraya bir uğramayı düşünebilir. O zaman belki de bu koridordaki işleri değiştirebilir. Çünkü 1907 Fenerbahçe o kadar çok itiyor ki burayı Moom'un gelmesi çok mümkün gözükmüyor. Aynen. Karşı baskın haricinde. Bu kadar da anormal itilmez ki koridor. Yani gerçekten rakibi kulesinin altına hapsettiler. Daha zaten ilk mantralı içindeki alevi attıklarında belliydi. Gerçi bu arada kulesinin altında Madness hiç de fena iş çıkarmıyor. Yani çok da problem yaşamıyorlar. Zaten Doran kalkanı da var. Kafası rahat. Evet, şimdi Move üst koridora geliyor. Az önce atılan baskında iki sıçra birden gitmişti. Elvin'in sıçrası yok o yüzden burada ama tabii sancak kombosu her zaman onun çıkmasını sağlayabilecek bir yetenek. Evet, Move da çok fazla zorlamak istemedi burada. 2'ye 1'i ve bu baskından vazgeçmiş oluyor böylece. Yalnız orada kapana basan bir Madness inanılmaz hasar yedi. Acayip hasar yedi. Hem tam kafadan hem üstüne gelen bir içindeki alev. Yalnız kulenin canının yarısını almayı başardı. Dakika daha 5. 1907 Fenerbahçe şimdiden kuleyi almaya gidiyor. Gerçekten bu taktik şu anda Oyun for Crew'un canını okuyor. Ve göndermedim, Oka'yı da göndermedi. Yaz buraya kesinlikle Move'un destek vermesi lazım. Mojito'nun mu, Move'un mu? Pardon, Mojito'nun. Kuleyi tutamayacaklar çünkü. Evet, Mojito da yaklaştı buraya. Moka tek başına kalmıştı burada. Şimdi Pedin orada Mojito'nun yaklaştığını fark edince geri çekildi. Onlar da üste dönecek mi acaba yoksa zorlamaya devam edecekler mi? Ya kulenin %20 canı kaldı. Aldılar canım o kuleyi. O kuleyi tutamazlar artık. En son böyle dediğinde maçı Galacticos almıştı yalnız. İyi hatırlatalım bunu sonuçta. Bakalım Moka'yı bir kere daha üstüne göndermek istemedi orada Japone son manasıyla. Moka'yı tutuyor. En azından Madness için ufacık bir nefes alma alanı olacak ama biraz sonra Pedin'le Japone buraya geri geldiğinde Oyun for Crew'un o kuleyi kaybetmesi işten bile değil. Bu arada AMK kılıcıyla koridora gelen bir Caitlyn var. Karşısında iki tane uzun kılıçla ne yapacak Madness? O koridorda ikinci kulesini savunursa iyidir öyle söyleyeyim. Ya Mojito'nun buraya sınırsız katkı falan vermesi lazım. Ya bütün kaynağını buraya ayırması lazım bu kuleyi kurtarmak için. Çünkü Crew'un Madness Mocha ikilisiyle burayı itmesi pek mümkün gözükmüyor ellerindeki şampiyonlarla. Takas yapması imkan Madness'in bu arada Move geliyor. Move geliyor. Mojito da orada zaten. Ve Move burada çok akıllıca bir hamle yapıyor. Çok akıllıca bir hareket yapıyor. Çünkü biliyor ki Mojito kurtarmak için buraya gelmek zorunda. Ve şimdi Mojito orada takasa girdi ama Japone'dan hemen sıçrıyor arkadan. Şimdi Move geliyordu ama güzel bir hortum orada. Arka taraftan kaçmaya çalışan Mojito var. Mojito çok fazla hasar aldı. Pedin iyi dövdü Mojito'yu orada. Move Madness'ı kendine doğru çekmeyi başarıyor. Madness burada takası isteyen taraf. Madness vurmaya devam etti orada. 1907 Fenerbahçe bu takastan çok üstün çıkamamasına rağmen koridoru ittirmeyi başarıyor bir kere daha.
İşte uğultulu kasırganın en büyük avantajı bu. Zeki uzak tutmak için. Zaten söylemiştik ya, son seçim için Zeki uzak tutacak bir şey lazım diye. Ama AMK kılıçlı bir Caitlyn gerçekten evet. Çok ağır hasar verdi orada. Ve Mojito da beklemiyordu o kadar hasar almayı. Koridoru bir kere daha ittirdiler. Madness buradaki minyonları alana kadar 1-2 vuruş daha yapacak Pedin. Mojito da geldi. İlk kule 8. dakika olmadan bile gidebilir. Mojito geliyor ama Mojito'nun şu an sadece 450-500 canı var. Yani Mojito'nun buraya geliyor olması bir avantaj mı? Gerçekten bilemeyeceğim. Pedin yine ateş etti. Madness burada 400 canla kaldı. Artık bu kulenin yıkıldığını göreceğiz. Bu minyon dalgasıyla birlikte o kuleyi alacaklardır. Yani kulenin canı da o kadar azalmış durumda ki. Ya Pedin minyon da kaçırmıyor, minyonları da bırakmıyor. Hani ittirelim de kuleyi bir an önce alalım değil. Hem minyonları alıyor hem de ittiriyor. İlk kule 8. dakikada düşmek üzere, yalnız burayı dörtlemeye karar verdi. Oyunforker kule hala düşmüş değil. Son minyonu da aldılar. Neyun geliyordu. Sadece bir vuruşluk canı kaldı o kulenin. Neyun da geri döndü koridoruna şimdi. Ve Pedin bu minyon dalgasıyla beraber artık bu kuleyi alacak. Kurtarma şansı yok oyun for crew'un. Pedin son vuruşu bekliyor. Bir kalkanı vurdu. Bir tane daha kalkan. Ve... mavi son vuruş. Gerçi ondan önce minyonlar yaptı o son vuruşu ama... kuleyi almayı başarıyor 1950 Fenerbahçe. Dakika daha 8.30. Ama daha... koridor açılmasının başında niyetlerini belli etmişlerdi. 16 minyon farkta yakalamış durumdalar. Korkunç bir baskı alt koridorda. Frozen orta koridorda 10 milyonluk bir üstünlük yakalamış durumda Neyun'a karşı şimdiye kadar. Şimdi paketini de aldı. 1950 Fenerbahçe'nin alevejleri için bir hamle yaptığını görebiliriz. Paketin avantajıyla beraber. Alevejleri için önemli bir yere bulacak. Derken paketini mavi güçlendirme için kullandı Frozen. Ve oraya bir yardım çağrısı Oyun for Crew'dan. Yani onlar da alevejleri için şu anda bir hamle yapmak istiyorlar. İki nişancı arasında net bir savaşçı çizmesi farkı var şu anda. Evet. Yani hançerlerle uzun kılıçları dengeli diye düşünürsek. Elvin'te burada saldırını ufak bir fark atarak Frozen'ın Neyun'a attığı farkı dengelemeye çalışmış elinden geldiğince. Tabii Jarvan takaslarda biraz daha üstün çıkabiliyor ayı oltasını çalınmadıktan sonra. Neyun'da ilk eşyalık asırlık sopa yapmış ki. Peki. Son dönemde biraz tercih ediliyor ama Orianna'ya. Karşısında korku varken dürtünmenin de etkisini biraz azaltmış olmak, azaltmak evet. İsteyebilir. Üçlü çalıya 1907 Fenerbahçe'nin bıraktığı o totem Mojito'nun da buraya gelmesini zorlaştırıyor. Çünkü önceden fark edecek bir Pedin Japon ikilisi var. Şimdi başladılar alevejlerine. Frozen da var burada yani. Frozen'ın da şu an ısının olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla çok rahat alabilecekleri bir alevejdir. Bu ışınlan geliyor arkaya ama 2000 canı kaldı alevejlerinin. Mojito da girdi araya. Şimdi Mojito çalabilecek mi bunu? Mojito mu? Mu burada çaldı. Ulti kullanıyor Mojito ama Mojito daha yere gömülmüşken öldü. Yalnız muhteşem bir ulti arka tarafta Neyun'dan. Mu ve Frozen hala hayatta yine de. Elvin de orada skor alabilmiş değil. Madness öteki tarafta saldırıyla mücadele ediyor. Frozen da geldi buraya. Madness zor durumda. Frozen o skor alabilecek mi? Madness'tan güzel bir ulti. Frozen orada son ultiyi kaçırdı. Ve Madness burada skor alıyor. Hayır, Madness değil. Mocha alıyor skoru. Diğer tarafta da Move'u öldüren bir Elvin vardı. Oyun for Crew alevejlerini kaybetti. Ama buradan daha fazla skorla çıktılar şimdilik. Gerçi çıkabilmiş değiller çünkü Taldrin kovalamaya devam ediyor. Ulti geldi arkada Pedin'den. Elvin buraya yaklaşıp yaklaşmama konusunda bayağı bir kararsız kaldı. Ama her iki takım da daha fazla bu savaşı istemediğine karar veriyor. Ve bu savaş burada sona erdi. 1907 Fenerbahçe verdiği skorlara rağmen alevejleriyle buradan çıkmayı başarıyor. 2'ye 1 bir değişim ama alevejleri en önemli hedefti. En önemli hedefi alan, alevejlerini almayı başaran Fenerbahçe cephesi oldu. Nispeten alabileceği en iyi teselliyi aldık. O da savaşta 2'ye 1 bir değişim yaşandı. Yalnız orada savaş iki tarafta devam ederken bir türlü karar veremeyen bir Neyun vardı. İşte burada alevejlerin içine arasına giriyor. Fakat Move çok daha zor. Mojito anında eriyor. Mojito girdiği zaman takım arkadaşlarının onu takip etmesi lazımdı. Neyun'dan harika bir
şey dalgası şok gelmiş. Dalgası. Şok dalgası gelmiş. Ama şok dalgası geldikten sonra takip etmiyorlar onu. Neyum Zer yanlış tarafa gidiyor mesela. Evet. Yani Elvin'de yardım etmek. Aynen. Ve öteki tarafta Frozen'ı öldürmek arasında çok kalmış. Şöyle arka tarafa gidip şeyi uzakta tutabilseymiş eğer alt koridorunu Fenerbahçe'nin çok daha iyi bir tercih olurmuş. Ama burada da yapabileceğini en iyisini yaptı. İki skor almayı başardı yine de Kuru Cephesi. Bu arada Frozen'ın canını yakmışlar. %50 cana kadar inmiş Frozen burada. Elvin de orta koridora geliyor. Minyonları ittiren bir Neyun var ve Neyun'un ultisi var. Elvin bakalım buraya yetişebilecek mi? Hemen araya girdi. Frozen'ın üzerine kullandı şimdi ultisini. Afet'in ardından şok dalgası. Skoru almayı başarıyor Crew burada. Güzel bir ikili oyun Neyun Elvin'den. Valkyrie olmadığı zaman, Sisha da olmadığı zaman çok Afet'in içinden çıkmasına imkan yok tabii. Çok kolay bir hedef oluyor oraya ulti kullanmak. Fakat bunu neye dönüştürecekleri önemli. Yalnız aşağıda Mojito çok güzel bir sıçra. Pedin anında sıçrayla kaçıyor oradan. Çok iyi kaçtı Pedin burada. Ve karşılığını da veriyor Mojito'ya. Arkadan Muru da yetişti şimdi. Bakalım burada takas arayacaklar mı bir kere daha? Hayır. Oyun for Crew geri çekilmeye karar verince orada move'un girmesini gerektiren bir durum oluşmadı. Mocha hala çalıda ve bunu fark eden Japone. Oraya bir içindeki alev bıraktı. Move. Burada kullandığı kontrol totemlerinin etkisiyle beraber hala alt koridora, pardon üst koridora o baskıyı hissettiriyor. Arkadan gelmeyi planlıyor şu an Move ama artık bir toteme göründü. Pedon'la Japon ikilisi alt koridorda ilk 8 dakikada yaptığı şeyi şimdi üst koridora taşımanın peşindeler. Caitlyn'in en sevdiği numaralardan biri kulenin iki yanına birer kapan koyuyor. Özellikle alt taraftan geçemesin kulenin yanından ama anında Bendis fırsatını bulup o kapanı bozmak istedi. Çünkü oradan geçebilmek çok önemli evet. Kulenin etrafında oynarken. Move da vazgeçti buraya gelmekten ve elastik sapanıyla dışarı çıktı. Mojito da zaten yaklaşmıştı. Buradaki totem sayesinde görmüşlerdi. Her iki ormancıyı da görüyorlar. Yani 1907 Fenerbahçe cephesi Mojito'yu, Oyun for Crew cephesi ise Move'u görüyor. O yüzden iki takımın alt koridor oyuncuları da temkinli oynamayı başarabiliyor burada. Yalnız Elvind'in 17 minyonluk orta koridorda da Neyun'un 11 minyonluk bir üstünlüğü var. Tabi Frozen'ı iki kere öldürünce evet. Bir anda Neyun o dezavantajı avantaja çevirmeyi başardı. Alt koridorda 30 minyonluk devasa bir Pedin üstünlüğü var. Ki Pedin'in en önemli sorunlarından biri koridor aşaması diyorduk. Yani evet. Takım savaşlarında çok iyi pozisyonda koridorda zorlanıyor. Ama bu mevsim çok geliştirdi kendini gerçekten. Gene de yani böyle koridorda rakibe izini falan pek görmüyorduk. Yalnız mavi güçlendirme de sıfırlanmak üzere neredeyse. Mavi güçlendirmeyi alırken takım arkadaşları ormancı tek başına, Zek tek başına vade alameti alıyor. Evet, tabii biraz yardıma ihtiyacı var çünkü Zek öyle tek başına görevleri alma konusunda ünlü bir şampiyon değil. Sen bir Elis değilsin. Göz açıldı. Yalnız Japone kendini biraz kötü pozisyonda bırakmış olabilir mi acaba derken orada Mojito da geliyor. Japone burada kendini ölüme sürükledi adeta. Rakip ormanda dolaşma, kurtlar kapar. Diğer tarafta tabi alameti alan bir Move var. Burada Oyun for Crew şu ana kadar skorları alıyor ama görevleri yapan hep 1907 Fenerbahçe. Ve League of Legends'da biliyoruz ki görevler skorlardan daha önemli. Eğer skorları takip eden bir görev yoksa. Yani şu an bakıyoruz. En başta Alev Ejderi geldi. Sonra ilk kule geldi. Daha doğrusu ilk kule geldi. Sonra Alev Ejderi geldi. Sonrasında da Vadinin alameti geldi. Bu arada Move orada Mojito'yu yakalamak istedi ama Mojito tabi Japone'ye oranla biraz daha mobil bir şampiyon kullandığı için karşı ormana girişten çıkabildi. Tabi yalnız skoru almanın şöyle bir avantajı var. Seviye farkı getiriyor her şeyden önce. Alt koridorda seviye farkı, seviyede önde olan taraf Fenerbahçe. Diğer her yerde ormanda üst koridorda hep Crew'un avantajı var. Hatta orta koridorda da. Tabi. Neyun'un da bir üstünlüğü olmuş durumda. Az önce de Neyun Frozen'ı göndermedi. Bu arada Elvind'in bir kere daha aynı hareketi yapmak için orta koridora geldiğini görüyoruz ama daha çok kuleye odaklanacaklar. Orta koridorda da olaylar dönecek. Üst koridorda da olaylar dönecek şu anda. Move buraya gelmiş durumda. Ve bu arada Move'u yakaladı Mojito orada ama Move'un elastik sapanı hala var. Oradan çıkması çok zor olmayacaktır. Diğer taraftan Crew şimdi orta koridor kulesini almak için bir hamle yapıyor. Elvind gerçekten kampladı burayı. Elvind burayı kamplayınca da Frozen'ın birçok kez üstüne dönmek zorunda kaldığını gördük. Tabii Frozen şu an haritadaki hızından gördüğüm kadarıyla paketini almış. O yüzden rahatça döndü koridoruna.
ve burayı biraz daha savunabilecek. Oo, bir kere daha pozisyon arıyor. Frozen da şimdi birazcık Neyu'nun üste gitmesinden nefes alarak orta koridoru ittirdi. Okyanus ejderini de alacak Fenerbahçe. Bunu pek zorlamayacak galiba. Kru, Alev ejderi ayrı kuru, Okyanus ejderi ayrı. Evet, rahat bir Okyanus ejderi de geliyor 1907 Fenerbahçe'ye. Bu ileride kadim ejderhalarda çok büyük avantaj sağlayabilir derken arka tarafta Mendes'in yakalandığını görüyoruz. Moka tek başına yetecek mi acaba onu korumaya derken arkaya bir de ışınlan geliyor. Frozen geldi buraya. Mojito kule altında çok fazla savaştı. Burayı 4-7 1907 Fenerbahçe. Elvin de yetişti. Mojito'nun üzerine gelen bir ulti. Moka son anda ultisiyle kurtardı ama bu! Uçuş yetecek mi? Uçuş burada yetmedi. Mojito hala hayatta. Elvin de arkada ölüyor. Diğer tarafta Neyu savaşıyor. 1907 Fenerbahçe cephesinde de canlılar çok az. Ama buradan güzel bir sıçra. Mendes'i yakaladı. Mendes buradan çıkmaya çalışıyor ama sıçraları arka arkaya taldırın. Aldı orada Mendes'i. Arka tarafta Neyu neler yapıyor? Neyu 2 skor birden. 3. skoru da alabilecek mi acaba? Taldırıyorlar. Burada Zeki de almayı başarabilecek mi? Geri doğdu mu? Mu çıkabilecek mi? Hayır, 4-4. Neyu Koreli Yıldız burada her şeyi almayı başardı. Geriye sadece Pedden kaldı. Bakalım Neyu biraz daha şansını deneyecek mi? Denemedi çünkü Pedden de geri çıkıyor. Yani yalnız bu savaş 4-4 bir takas. 4-4 bir takas. Yani savaş aslında 5-0 olabilirdi. Neyhun efsane oynamasa her şey Fenerbahçe lehineydi. Kesinlikle. 1907 Fenerbahçe mükemmel oynadı bu savaşı aslında. Ama hesaba katmadıkları tek bir şey vardı. O da ekranda gördüğümüz Neyhun. Mendes'i çok... Başta Mendes ve Moka'yı çok güzel uzaklaştırdılar. Moka'nın ultisini aldılar. Alt koridorun canını %10'lara kadar indiler. Tamamen devre dışı bıraktılar Mendes'i. Ana hasar kaynağı gitti. Bu arada buradan mı bırakıyorsun? Şeyi? Muhtemelen süresi bitiyordu. Evet. Oo, yolun uzun senin, alamet. Neyhun, yani savaş tamamen Fenerbahçe'de yine giderken o savaşı nasıl döndürdü? Gerçekten inanılmaz. 4 skor birden aldı. Harika bir iş çıkar. Yani orada oyunun tamamen kontrolü ele geçirebilirdi Fenerbahçe cephesi. Bu arada Krov alametin olabildiğince az hasar vermesini garanti altına aldı. Hem Moka'dan kuleye gelen kalkan, hem de öncesinde alamete verdikleri onca hasar sayesinde bayağı bir etkisini azalttılar mecburi kullanılan bu alametin. 1907 Fenerbahçe işte az önceki savaşı alabilse o alametle inanılmaz işler yapabilirdi. Evet, evet. Ama istedikleri gibi gitmedi işler. Yaz Pedden ebedi kılıcını tamamlamış. Statik hançer ebedi kılıç savaş çizmesi o Caitlyn'in çok zorlandığı orta bölümü geçtiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra yargı dağılacak. İşte savaşı görüyoruz. Burada Madness'ın canı zaten yarıda. Şu anda artık savaş tamamen Fenerbahçe lehine. Frozen geliyor, Taldrin geliyor. Uğultulu kasırgayı harika kullanıyor Moka ama şu canlara bakarsın. Mojito'nun canı %10. Madness'ın canı %30. Moka'nın canı %50. Burada savaşın bitmiş olması lazım. Yalnız Mojito bu savaşın yıldızlarından. Evet. Yalnız Neyhun araya girip koru komutunu harika kullanıyor. Ulti... Neyhun işte. Savaşı bitiren hareket bu olmuş. Aynen işte. Öyle. Frozen'ı düşürdüğü pozisyon. Sonra yakalıyor, pasifine indiriyor, Taldrin'i düşürüyor. Sonra da Zekin pasifini alacak. Ve sonrasında da zaten Zekin kendisini alıyor ve 4-4 yapıyor. Hatta Pedden'a bile gidiyordu burada. Aynen. Pedden geri gitti. Şok dalgasını da harika kullandı savaşın başında. Evet. Yani Neyhun destan yazdı adeta. Yani oyun for crew'un geçtiğimiz haftalardaki performans düşüklüğüne baktığımız zaman bu maçı eski crew gibi oynadığını söylemek mümkün. Neyhun açısından öyle. Evet, Neyhun açısından. Moka için de pek bir şey demeye gerek yok kötü anlamda. Ama ya biraz daha derli toplu görünüyorlar. Tabii, biraz tabii, daha takım savaşlarında bir arada oynayan, tek başına yakalanmayan bir takım görüyoruz. Yani şu anda nişancılar arasındaki fark çok büyük. Madness'ın Pedden'ın yarattığı etkinin yarısını bile yaratması mümkün değil. Evet. Yani can biçene karşılık statik ve ebedi kılıç.
Kadın şu anda zaten bir seviyede fark atmış. Hadi bir seviye gene bir derece de aradaki işe bak yani. Payton'ın yaratacağı etkinin yarısını yaratamaz şu anda Bertens. ...23 dakika geride kalmak üzere mücadelede ve... ...şu ana kadar... ...görevlerde 1907 Fenerbahçe'nin ama savaşlarda... ...Oyun for Crew'un daha iyi iş yaptığını gördük. Sence oyunun kilidi nerede açılacak? Bu arada Moore yakalandı. Şampiyon Ligi'ndeki maçların %80'inde olduğu gibi bir baron da açılacak. Bir süre sonra takımlar ne yapmak istediğine tam karar veremeyecekler. Bağış sürmesi dışında öyle. Bağış sürmesi genelde o konuda ne yapacağı konusunda en net fikirli takım. Takımlar genelde 25 dakikada, yani şu anlarda işte ne yapacaklarına karar veremedikleri zaman baronun etrafında ya tuzak kurmaya ya da barona girmeye başlıyorlar. Şu an oyun biraz yavaşladı. Her iki takım da biraz daha sakin oynamaya özen gösteriyor bu dakikalarda. Çünkü bir tane savaş verdiğinizde baronda vereceğiniz dakikalara geldik şu an. Haşmetli Hidra'yı bitirmiş bir Jarvan var. Çok ciddi hasar verecektir o da artık. Yalnız birebir de Kled'le baş edemez o. Onu söyleyelim. Elvind. Birbirlerine çeşitli hareketler yapıyorlar orada. Yalnız oyun forkuru da aldı. Farkını ikiye kadar çıkarmış durumda. Göstermeden. Bu arada Frozen yakalandı ama Frozen oradan rahatça çıkabilecek durumda istediğinde. Bu arada Madison iyi bir haber. O da statik hançeri tamamladı. Biraz biraz olsun. Kritik bir tane atıyor ama... Yalnız o statik hançeri alırken öteki tarafta Padden coşku aldı bu sefer de. Yani eklemeye esas... devam ediyor Padden de durmuyor yerinde. Şöyle... tabii farklı eşya dizilimleri olduğu için amaçlar farklı. Fakat şu anda Padden'ın çıkaracağı hasar korkunç daha evet, fazla. Evet. Ama ebedi kılıcı bitirdiği anda Madness yakalayacak. Ve bir kere daha Ejder için 1907 Fenerbahçe önce davranan takım oluyor. Zaten Crew Ejder, yani Alev değilse bize ne kadar... Alev değilse Yampiri Yengeç muamelesi yapıyorlar. Alev ise tamam abi geliriz. Yoksa Yampiri Yengeç'i almanız kadar... Bu arada Neyun yakalan, Neyun'dan güzel bir ulti. Japone'nin canının %80'inin 70'ini alıyor burada neredeyse. Kalkan atınca 70 oldu. Japone patlangacı basıp şeyi kayıcıdan oraya gitti. Abi ben bu Neyun'un yanına bir daha gitmem diyordur. Bu arada Moito biraz zorlamış olabilir orada. Çok güzel bir ulti geldi Moito'dan. Moito kule altında yerine sabitlendi. Büyük bir hata. Oyun for Crew'un ormancısından Move çok iyi değerlendirdi bunu. Move yani... Bir tabir vardı ya, servis etti diye. Yani tabakta servis etti. Tabii. Jöle tabağını. Aynen, jöle tabağının içinde net servis etmek budur yani. Bu arada bu sefer de hedefi Neyhun. Ama buraya hemen ışınlan geliyor Elvind'den. Pardon, Elvind'den değil, Saldırin'den geliyor zannediyorum. Evet, hiç tutturamadım. Frozen geldi. Neyhun kule altında. Frozen, onu bana bırakın diyor. Frozen yerine skoru Padden aldı. Ve arka tarafta Neyhun skorunu almaları 1907 Fenerbahçe için bakalım hangi göreve gitmek anlamına gelecek. Baron riskine girmeyecekler. Ama buraya kadar altını aldılar. Bu arada Moka'nın başı dertte olabilir. 5-0-3 oynuyordu o ana kadar Neyhun. Buraya kadar altını da aldı Fenerbahçe cephesi. Padden şimdi üst koridordaki kuleyi de alacak ve bu 1907 Fenerbahçe'nin ikinci kulesi. Kulesi Crew yine kulelere cevap vermekte zorlanıyor. Rotasyonlarda çok daha keskin, çok daha kararlı bir Fenerbahçe var. Evet. Yalnız ben şu an şunu merak ediyorum. Biliyorsun ki Oyun for Crew'un iki yüzü var. Bir maç bu yüzü görüyoruz, diğer maç canavar yüzünü görüyoruz. Acaba bu sefer de onu başarabilecekler mi? Bu seride yapabilecekler mi? Onu çok merak ediyorum. Çünkü 1907 Fenerbahçe buna izin vermeyebilecek bir takım. Valla bu sezon mağlup olmayan tek takım onlar. İkincilik, üçüncülük, dördüncülük maçında da en kritik maçta da bu özelliklerden vazgeçer mi göreceğiz? Ama zaten bu maç bitmiş değil. Çok ortada şu anda maç. Evet ama Moito bir kere daha yakalanmak üzere. Yani bu gibi yakalanmalar bir anda maçın ortada olmasını 1907 Fenerbahçe tarafına çekecektir. Padden
şeyin dışında kule altında tek başına aldığı için şeyi hem topunu hem şeyini tamamlamış durumda. Bu arada rejimizden bir altın farkını rica edelim. Bakalım şu an Paddon'la Madness arasında tam 2000 altın fark var. Evet. Yani bir eşyaya yakın, tam bir eşyaya yakın bir altın farkı. Bombardıman topunu da tamamladı. Artı son fısıltısını da aldı Caitlyn. Yani göze çarpan diğer farklara baktığımızda Mokka'nın ve Neyun'un biner altın fark attığını görüyoruz rakiplerine. Bu arada Neyun'dan bir ulti ama Japone bu sefer o ultiye yakalanmaya niyetli değil. Hemen sıçrasını atıyor. Atmasa o ultiye yakalansa şu anda zaten gri ekrana evet. Bakıyordu. Az önce neredeyse tek atıyordu Neyun'un ultisi, bu sefer atardı. Çünkü bu sefer üzerinde daha fazla eşya var. Bir tane de aşırı büyük sopa var. Tam canda da değildi Japone zaten. Evet. Yalnız bombardıman topu statik hançer şeyli ebedi kılıçtı. Bir de son fısıltılı Caitlyn şu anda yargı dağıtır orada. Ya şu an Paddon'un vurduğu yerde gül bitmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Kritik bitecek büyük evet. ihtimalle. Oo. Valla statiğin sekmeleri bile bir minyonu öldürdü hasar. Galiba orada. Sekmesi sadece. Valla minyonu bilmiyorum da Mendes'in canının bir %15'ini falan aldı. Tam 50.000 altında her iki takımda. Dakika 29. Yani artık mücadelenin çok net biçimde yapılan en ufak hataların bile belirleyici olacak bir raddeye geldiğini söyleyebiliriz. Birden fazla farkla biten bir takım savaşı olsa yani 2'ye 3, 3'e 4 ya da 2'ye 1 gibi değil de yani 3'e 1, 4'e 2 bir değişim olursa maçın sonunu geldiğini görebiliriz. Takımlar çok büyük avantaj yakalarlar birden fazla bir farklı biten bir takım savaşında. Mojito kararsız kaldı bir an nereye gideceği konusunda ve sonrasında vazgeçti. Hala üst koridoru zorlayan bir oyun for crew var. Orada kuleyi alamadılar. Orada kulenin canını bayağı bir azaltmışlardı. Ama 1907 Fenerbahçe orayı korumayı hiç bırakmadı. Şu anda da Frozen koruyor üst koridoru. Ve hatta acaba oraya yönelecek bir Moogle'la Japone görebilir miyiz diye düşünüyorum. Moogle'la Japone karşı ormana doğru ilerlediler. Onlar da birazcık buradaki görüşü almak istiyorlar. Yani şu anda daha çok harita içerisinde dolaşıp görüş savaşı yapıyor gibi duruyor takımlar. Çok da Baron tarafındaki görüş çok daha önemli tabii. Şu anda Fenerbahçe cephesinin Baron tarafındaki görüş çok daha güçlü. Ve bir sonraki ejder de bulut ejderi olacağı için iki takım da buna çok fazla önem vermeyecektir. Çok boş bir pozisyon bulmadıkları sürece. Bu arada bir ebedi kılıç da şey tarafından bitti. Madness tarafından. Frozen tarafından Frozen da bitti. Tarafından da bitti. Madness tarafından da bitti. 3 tane ebedi kılıç var şu an oyunda. Bu arada Mojito şansını zorluyor mu? Biraz sanki. Orada yakalandı mı diye bakıyorum. Hayır. Son anda çıkmayı başarıyor. Değişmez karardan. Az Move da Mojito'nun tünellerini alıp onun mobilliğini sürekli azaltıyor. Bulut ejderi vadiye inmek üzere. Çok fazla önemsenmeyebilir dediğimiz gibi. Kırmızı güçlendirmeyi Elwind mi alacak? Evet, Elwind bırakmadı onu kimselere. Şancısına bırakmadı ama şu anda Madness artık Paddon'la, yani tabii Paddon çok daha iyi durumda. Net bir tane eşya ve Dominik Efendi'nin hürmetleri gibi önemli bir eşyayı önde Paddon. Ama Madness'da artık ciddi hasar çıkarabilir. Bu arada hani Crew cephesi alev ejderi dışında ejder tanımıyor yani. Of evet. Ne vuruyor Paddon. Yalnız Paddon gerçekten çok vuruyor. Bu arada Crew'un bu ejderleri yani umursamıyor oluşu, bu ejderlere karşı cevap vermeye bile çalışmıyor oluşu çok büyük bir dezavantaj olabilir. Move orada yakalayamadı. Neyun'u yalnız Neyun şimdi Move'u yakaladı. Bakalım zorlayacaklar mı? Kuleden çok hasar aldı Move. Ama son anda Mantralı esin geliyor. Paddon o ne vurdu öyle? Şimdi kritik nokta Crew için. Kritik nokta Paddon'un düz vuruşları. Evet. Paddon'a ulaşmak zorundalar. Paddon'a ulaşabilecek tek şampiyon da Elwind. Evet ve Elwind de ona ulaşmak için bayağı bir hasara sahip aslında şu anda. Ama Paddon'un şifası var. Paddon'un sıçrası var. Dolayısıyla Paddon'un bir savaşta yakalanması çok mümkün gözükmüyor.
Afet'i alacaklar. Afet'ten sıçrayla çıkabilir. Zaten yani eğer Patton'ı düşüremezlerse takım savaşı kazanması çok zor Crew'un. Görüyor musun? Bir tane otomatik saldırıyla Madness'a neler yapıyor. ...1907 Fenerbahçe savaş için doğru pozisyonu aramaya devam ediyor şu an. Yalnız Orihan'la da çok kısa bir süre sonra... ...Rabadon'unu bitirecek. Evet, oyun yine... Ufak bir aksiyona girdi, sonra hemen yavaşlıyor. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet. Nehrin etrafında şimdi ne yapsak, Baron'a mı girsek dönemine geldik. Yani bir kule ittiriyorlar, o kulelerden istedikleri sonucu bulamıyorlar. Çünkü iki tarafında minyon dalgası temizleme mekanikleri. Yalnız burada Frozen çok iyi bir kararla beraber orta koridor kulesini takımına kazandırıyor. Patton'la orada pozisyonu yakaladılar, kuleyi almayı başardılar. Diğer tarafta Elvind sancak kombosunu kaçırdı yanlış görmediysem. Daha doğrusu kaçırmamış. O kadar yakına atmış ki bayrağını. Sancak kombosunu yapamamış saldırını. Şimdi Moe, Frozen, Patton burada bekliyorlar. Orada ölüme giden bir kurum üçlüsü var. Mocha'nın ısırçası kullandı ama Moe iki kişiyi birbirine çarptı. Mocha zor da olsa buradan çıkıyor. Işınlan geldi şimdi Elvin'den arka taraftan. Buraya yaklaşan bir saldırı var. Saldırın istediği yere gidemedi. Çok fazla hasar aldı Oyun for Crew. Ama 1907 Fenerbahçe buradan skor çıkarmayı başaramıyor. Yine de Baron'a gitmek için çok önemli bir durum olabilir bu onlar için. Çünkü Madness'ın için falsı yok. Mocha'nın hiçbir şey yok. Neyun'un hiçbir şey yok. Mocha harika savaştan çıktı. Move'u düşürmeye çok yaklaştılar ama Move'u düşüremedikten sonra bu Baron'un Fenerbahçe cebesine gitmesi anlamına geliyor. Baron gitti şu anda. Crew, bakalım burada bir şey zorlayacaklar mı? Elvin girmeye niyetli gibi görünüyor. Talon'u yakaladı. Madness arkadan geliyor ama ayı oltası tutuyor. Şimdi Mojito zor durumda kalabilir. Hemen orada çıkmaya çalıştı ama hayır. Çünkü Patton'da muhteşem bir hasar var. Patton orada skor aldı. Arkada Neyun'dan güzel bir ulti. Ama Patton buradan kaçacak. Madness'tan güzel sıçra. Mokka'yı kaybediyor bu sefer de Crew. Kaybedecekleri bir isim daha var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Taldrin'de koruyucu meleğini kaybetti ama hala hayatta olduğu için buradan çıkmayı başaracak. 1907 Fenerbahçe hiçbir şey kaybetmedi burada. Yalnız gene muhteşem bir şok dalgası geldi. Şuradaki şokla Patton'ın canı %10'a indi. Yalnız Patton'ın verdiği hasar da Mojito'yu aldığı son kozda. Yani burada son koz çağ. Son anda Frozen'da ufak bir yardımda bulunmuş oradan düz buluştan. Şimdi yalnız şok dalgasına bakar mısın? Patton sıçra atmak zorunda kalmış orada. Ama Mocha da arada masum. Yapabileceği pek bir şey yok arada Mocha, kalınca. Mocha bu savaşın aslında iyi gitmesinin temel sebebi. Çok doğru yerde kullandı ultisini ama artık oyun tamamen Fenerbahçe lehine döndü. Bakalım Baron güçlenmesini ne kadar itirebilecekler. Neyun yalnız Rabadon'u bitirdi. Artık hiç şaka olmaz onunla. Bir sonraki hedef Kadim Ejder'i alacak ve 1907 Fenerbahçe 4 tane ejder'e sahip. O Kadim Ejder'i aldıklarında o Patton'un düz vuruşlarından hiçbir yere kaçamazsınız. Yani o Kadim kadar çok gerçek hasar avantajı olacak ki. Kadim Ejder Alev Ejder'i değil değil mi? O zaman yani? Crew Alev Ejder'i değilse hiç ilgilenmiyor da. Ha evet herhalde. Doğru. Alev Ejder'i olmadığı için gitmeyeceklerdir, haklısın. Yalnız Move orada birilerini yakalayabilir mi? Japone ve Frozen de orada bekliyor. Frozen'ın şu an paketi var. O paketi birilerine teslim edecek mi acaba? Bu arada Caitlyn'e son eşya olarak Patton Kanosusamış yaptı. Tam bir Kanosusamış önde rakibine oranla. Yalnız Move yakalandı mı acaba? Madness biraz fazla önde yok oldu. O ne biçim bir vuruş öyle? Madness'ın orada işi ne zaten? Madness ölüyordu, bir kere daha geliyor. Hasar orada, bir de ulti gelecek. Mojito önüne kalkan oldu ama Madness'ın çıkabileceği hiçbir yer yok. Frozen, Patton canını okudu Madness'ın. Böyle bir hasar var mı Kaan Kural? Valla hasar ortada da Madness'ın o en önde işi ne? İşte hasar ortada, Madness de ortada. Evet, o zaman ve
1950 Fenerbahçe. Madison bu hatası maçın sonunu getirmiş olabilir. Yani orta koridordan inhibitörü aldılar. Alt koridordan da inhibitörü alıyorlar şimdi. Ya bir nişancının rakipte bu kadar çok kritik hasarda varken önde durmasının mantığını anlamak mümkün. Ve yani şu dakikalar Frozen'la Pedden'le oynadığı şampiyonların en güçlü olduğu dakikalardan. Hayır yani dakikalar güçlü olması önemli ki Madison orada işi ne? Kadim Ejderha da canlı şu anda. 4 kişi içeri atladılar. Mo da şimdi içeri atlayacak. Onlar için çok rahat bir ejderha olabilir eğer Moita bunu çalmazsa. 7000, 6000, 5000. Yavaş yavaş canı iniyor. Şimdi dışarı doğru çekmeye karar verdiler. Görüşü aldılar Crew'den. İçeri girmek zorunda kaldı Moito. Bırakacaklar mı acaba? Evet bıraktılar. Moito'yu almak daha öncelikli hedef. 3000'e kadar çıktı canı. Moito geri çıktı. Moito'nun sıçrası yok şu an. Araya girdiler ama yeterli değil. Kadim Ejderha 1907 Fenerbahçe'nin oluyor. Koruyucu meleği olan Elvin. Burada pek bir şey yapamayacak. Elvin de aldı. Evinden alıyor. Götürüyor takımına. Maçı da kazanacak burada 1907 Fenerbahçe büyük ihtimalle. Gerçekten her hamleyi doğru yaptılar şu ana kadar. Her hamleyi doğru yaptılar ama sonuç yine yanlış yapılan bir hamleyle belirlendi. Madness'ın yakalanmasıyla. Şimdi geriye dönecekler. Eşyalarını alacaklar. Üst koridordan yani inhibitör kulesi olan yegane koridordan kuşatma yapacaklar. Ve muhtemelen de oyunu kapatacaklar. 8 kuleye 2 kule, 4 ejderhaya 0 ejderha, Baron, Kadim ejderha. Yani 1907 Fenerbahçe'nin şu oyunda aldıkları zaten rakibin pes etmesi için yalnız yeterli. Pedden botları da sattı. Bir de hayal dansçı aldı. 6 full eşyalı Caitlyn botsuz. Bu arada şeyde 6 eşyaya ulaşamadan botları geçtim. Daha Madness eşyalarını tamamlayamadı. Bir Bijwater Palace'ı var sadece. Yani bir kere daha altın farkını rica edebilirsek ben şu an Madness'ın Pedden'ın ne kadar altın kastığını Minyonlar çok merak eşit. Ediyorum. Minyonlar eşit. 457'ye 460 gibi bir şey değil orası. Evet altın farkını göremedik çünkü 1907 Fenerbahçe şu an oraya gelmeye devam ediyor. Yalnız Frozen biraz önde kalmıştı. Yalnız Neon şok dalgasını boşa attı. Bu da oyunun kaderini belirlemiş yani. Ya kazanma şartı o Neon ultisiydi zaten. Valla Neon çok harika 3 tane ulti attı bu maçta. Daha ne yapsın adam? Hiç acelesi yok Fenerbahçe'nin çünkü... 2 inhibitor zaten alınmış durumda. Aynen. Aşağıdan Frozen geliyor. Frozen ışınlarını da var. Frozen 10 minyonları getirdikten sonra savaşı yapacaklar. Yalnız Pedden kuleye bile kritik vuruyor artık. Moe da içeri atladı. Yani 1907 Fenerbahçe durdurulamaz bir güç gibi. Bu inhibitörü de çok rahat düşürecekler. Neyun'un ultisi geri geldi bu arada. Bekleme süresi o kadar az ki. Evet. Ya 1907 Fenerbahçe minyonları bekliyor şu an. Tabii neydi? Tek istedikleri şey oyalamak. Minyonlar gelsin. Rahat rahat alalım. Arkada kefaret kullanılmak zorunda kaldı ve bir inhibitör daha düşüyor. 3 inhibitör. Bunu nasıl savunacak Crew? Nereye savunacaklar? Gerçekten çok zor. Ya Baron da çıkmak üzere. 1907 Fenerbahçe acı çektire çektire kazanıyor bu maçı. Herhangi bir risk almadan kazanıyorlar. Hiç gerek yok. Baron'u da alıp çifter çifter gelen süper minyonları Baron güçlendirmesiyle güçlendirerek devam edecekler oyuna. Güzel bir pusu ama Oyun for Crew'un üstünden çıkmaya mecali kalmadı. Süper minyonları zaten doğru düzgün itemiyorlar ki. Çifter çifter geliyor süper minyonlar. Baron'a yaklaşmaya tenezzül bile edemiyor Oyun for Crew. Yani minyonları temizlemekten. Bu arada second best. Sadece Oyun for Crew'un üstündeki totemlere bakar mısın? Ya sadece onların üstünde şu an 5 totem var. Ya birkaç tanesini göremiyoruz şampiyonların portrelerinden ama ya Fenerbahçe her yeri totemlemiş durumda. İşte burada minyonları bize gösteriyor totemleri burada. Evet. Burada minyonları temizleyerek full eşyaya ulaştı yalnız Madness'ta. Gerçi hani çok ihtiyacı var mı ayrı konu. Çifter, yani Baron güçlendirdi çifter minyon. Frozen da çok fazla riske girmek istemedi. Orada takım arkadaşlarını bekledi. Orta koridor ve alt koridor inhibitörleri doğacak şimdi. Yeniden
belirecek vadede. Aşağısı da geliyor. Geldiği anda kıracaklar. Evet, geldiği anda. Abi dur, daha yeni çıkmıştı ya. Diyor şu anda oyun programı. Bir savaş aramak istediler. Yalnız savaşa daha giremeden Mojito. Savaşacaklar da şu anda kaybetti. Savaşmak zorundalar. Bir imtör gitti. Bir tanesi var şu an. O da aşağıda. Bakalım. Her şey Neyun'a bağlı diyebiliriz burada. Neyun'un ama sıçrası da var ama Neyun minyonları mı tutsun, savaşsın mı? Yani her şey Elvin'de bağlı aslında. Evet, Elvin'de de bağlı. Arkaya ulaşabilecek tek isim o çünkü. Yani Neyun minyonlarla uğraşmaktan savaşa bakamıyor. Elvin şimdi girmek istedi ama olmadı. Sancak kombosunu kullandı. %55 canını kaybediyor burada. Pedan. Yani her şey kritik vuruyor artık. Bu nasıl eşya dizilimi? Kuleler de dayanamıyor Pedan'a. Hala 1907 Fenerbahçe hiç riske girmiyor. Sıfır risk. Gerek yoktu o yüzden. En doğrusunu, en garantisini yapıyorlar. Minyonları bitiriyorlar, bitirtiyorlar bu oyunu. Bir kulenin canı gitmek üzere. Yalnız arka tarafta şimdi yakalanan Pedan var. Bakalım Pedan'ı alabilecekler mi? Pedan oradan çıkmayı başardı. En azından şimdilik. Hala vuruyorlar. Mojito da geldi. Bütün orduyu getirdiler ama kimse Pedan'ı düşüremiyor burada. 1907 Fenerbahçe zafere doğru adım adım ilerliyor. Oyun for Crew bütün şansını denedi ama Pedan şu an full can. Kanı susamış tavır üzerinde çünkü. Pedan'ı düşüremezseniz, yapabileceğin en iyisini yaptı Crew. Düşüremediler Pedan'ı ve oyunda burada bitti muhtemelen. İkinci Nexus Kulesi de düşüyor şimdi. 1907 Fenerbahçe vuruyor, vuruyor, acımıyor ve saldırın. Mojito skorunu aldı. Nexus'a da vurmaya başlayacaklar şimdi. Frozen arka tarafta, Pedan, Elvin de vurmaya başladı. Elvin de ön tarafta. Pedan durdurması pek mümkün gözükmüyor. Yalnız Pedan ne biçim bir kritik o? Yok etti Madness'ı ve mücadelenin de sonunu getiriyor. Oyun for Crew 1907 Fenerbahçe'ye karşı çaresiz. 45 dakika süren ya Pedan başladı, Pedan bitirdi diyelim. Alt koridorda inanılmaz bir üstünlük kurdular. Biz Madness ve Mocha'nın çok başarılı bir alt koridor olduğunu söyledik ama Pedan Japonya ezip geçti o koridoru ve o koridor belirledi aslında ama sonuçta gidip gelip oyun dengeye geldi ve aslında Pedan başladı, Pedan bitirdik ama Madness başladı, Madness bitirdi desek daha doğru olabilir. Madness koridoru